Şimdi bir aşırı suçluluk hissi ve beraberinde aşırı özgüven ya da suçluluğu, günah vesaireye dikkate almayan kişilikler hakkında neler söylüyor? Ne tür insan tipleri ortaya çıkıyor bu duygulara sahip olan, bu hislere sahip olan insanlar? Neye benziyorlar? Suçluluk ve günahkarlık hissinin açığa çıkarttığı hastalıkları şöyle kısaca hocam söyledi. Mesela şöyle denir. Dindar insanlar, işte günahkar hisseden insanlar daha içlerine kapanıktır. Bir kısmı böyle diyor. Kişiliklerini ifade edemezler, kendilerini gerçekleştiremezler. Evet. Bir kısmına göre sürekli olarak günahkar olarak hissetmek dindarlığın göstergesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim bildiklerimi bilseydiniz işte çok ağlar az gülerdiniz gibi. Nasıl bir insan tiplerinden bahsediyor? Konuya şöyle yaklaşmak lazım. Yani aşırı suçluluk ve günahkarlık hissi hangi hastalıkla ortaya çıkartıyor? Ya da bastırılması diyorum ben buna. Bastırılması da diyebiliriz. Çünkü dışarıdan her ne kadar siz baktığınız zaman bir kişi asla böyle bir hisse kapılmadığını size göstermeye çabalasa da aslında içsel yapısında, iç dünyasında çok ciddi bir savunma mekanizması kullanmaktadır ve çatışma yaşamaktadır. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman zaten patoloji dediğimiz şey nedir? Patoloji budur. Kendi iç dünyamızda yaşamış olduğumuz bir süreci dış dünyaya değil mi? Biz ne yapıyoruz? Normal bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Onu aksettirmemeye çalışıyoruz. Fakat onlar devreye giriyorlar ve bizi hiç olmayacak şekilde davrandırıyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman karşımda şöyle tipler çıkıyor. Birinci olarak oldukça paranoyak ve şizoid tipler. Hani şizofren dediniz hocam. Şizoid tipler, bölünmüş tipler, borderline, sınır durumu kişilikler açığa çıkıyor. Evet. Birinci olarak bu. Çünkü belki daha sonra tartışacağız biz bunu ama suçluluk hissini ve suçluluk hissini ve günahkarlık duygusunu açığa çıkartan ilk süreç bizim paranoid, şizoid evremiz. Yaşamımızdaki. Herkes bunu yaşar. Bunu yaşıyoruz hocam. Bunu daha sonra Tanrı tasavvurunu ben biraz daha açacağım ben bu konuyu. İkinci tipler depresif kişiler. Yani aşırı derecede suçluluk hissi bilince hücum etmiş. Artık bu bırakın dışarıdaki insanlarla ilişki kurmayı. Kendi içine dahi dönüp kendi içindeki kendiliğini, benini görmek daha istemiyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. Belki Aristo'dan beri İnsan dediğimiz varlığı ayıran en önemli özelliklerden birisi. Diğer canlılar ne kadar yapıyor onu bilmiyoruz ama insanların çok sık başvurduğunu biliyor. İçsel konuşmalar. İçsel konuşma dediğimiz şey şu aslında. Evet, diğer nesneler üzerine, kişiler üzerine biz içsel konuşma yapıyoruz. Dış dünyadan içeri aldığımız. Esas içsel konuşma şu. Biz kendiliğimizi ya da benliğimizi ikiye bölüyoruz. Bir tarafı observing, gözetleyen oluyor. Bir tarafı da gözleyen, observed, gözlemlenen oluyor. Artık gözetleyen, gözlemleneni görmek daha istemiyor. Birbirine yabancılaşıyor. Yabancılaşıyor. İkisi birbirine yabancılaşıyor. Cesaret edemiyor onu görmeye. Savunma mekanizmaları işe yaramıyor. Tüm bu duygular, hisler bilince hücum ediyor ve kendini aşağılık, lanetlenmiş. Hatta bir kaza sonrası ölmeyi dahi hak edecek birisi olarak görmeye başlıyorsunuz. Bu psikologların bir kısmının en azından inner speech dediği olay bu. Ya, ilk Aristo söyler bunu. İçsel konuşmayı Aristo söyler. Bu. Hocamın anlattığı şey obsesyonlar da bunun sonucunda. Çünkü obsesyon nedir? Oradakini bastırmaya çalışıyorsunuz. Fakat bastıramıyorsunuz. Bastırmaya çalışıyorsunuz, bastıramıyorsunuz. Ama şöyle bir şey oluyor. Aradan kaçışlar oluyor. Yani sizin normal davranışınızı sekteye uğratacak kaçışlar oluyor. İşte Freud'un en çok üzerinde durduğu konu budur. Bunun çok farklı türleri vardır. Örneğin biz bunu mesela düşüncede görürüz. Her şeyin mükemmel olmasını ister. Yani bir kuram oluşturacaktır. Bazıları ve hiçbir şey yazamazlar nihayetinde. En küçük bir kusur olmayacaktır. Evet. Bazen davranışta görürüz biz bunu. Yani içteki suçluluk ve günahkarlık hissini bastırmak için bir tane davranış geliştiririz. Örneğin bir bayan balkona çıkar, her defasında halısını 15 defa silkeler. 16 defa yapmaz. Ya da çoğumuzun aslında yaşadığı, hepimizde birazcık patoloji bu anlamda var. Kapımızı kilitleriz, çıkarız dışarıya. Deriz ki ütüyü fişten çektim mi, ocağımı kapattım mı? Bu ben dini olmayanlara verdim şimdi. Din tarafına geldiğimiz zaman da bunlara sadece dini bir biz kılıf ya da elbise geçiriyoruz. Yani örneğin ocağa bakmıyoruz, halıyı silkmiyoruz, ütüyü düşünmüyoruz.
Ama abdest aldık. Kuru bir yer kaldı mı? İşte din dili çok önemli. Eğer siz gusül abdestini vücududa en küçük işte iğne ucu kadar hocam, bir yer. Hocam iflahımız söküldü evet. Ya gençliğimizde İğne yani. Ucu kadar bir yer. Evet. Zaman, kuru kalmayacak şekilde yıkamak diye tanımlarsanız kullandığınız dil dilimini. Evet. Belki de işte aslında suçluluğun gerisindeki en önemli sebeplerden birisi beklentidir. Eyvallah. Çıtanın üste çizilmesi. Çok hocam. Fazla yukarı. Bir şey ilave edebilir miyim? Yani şimdi lütfen. Öyle insanlar var ki artık hekim arkadaşla konuştum. Çocuklarına ya ben güldüm ama yani çoğunuzda utandım. Şey ozon suyu içirmeye kalkmış. Sizin içiniz de kirlenmiştir diye. Ya evet, ellerini yıkatıyor bir daha yani öyle bir durum söz konusu ki o ve ağlıyor. Bak kadıncağız bir saat elini yıkıyor hocam. Ağlıyor. Bak ilişkileri bozdu farkında kendini alıkoyan diyor. Şu kadar söyleyeyim ben size. Bırakın sıradaki sokaktaki vatandaş bu hissin farkında değil. Normal psikolog ya da psikiyatristler de farkında değil. Kendisine gelen örneğin bir psikiyatrist bir vakaya bakmıyor ki sadece ilaç yazıyor. Ne yapıyor onu gönderiyor. Evet, evet, ben işte, öğrencilerim evet. Her zaman şunu söylüyorum. Hocam ilaç ne dersiniz diyor. Ben arkadaşlar ilacı şuna benzetirim diyorum. Arabanızla gidiyorsunuz arabanızın bir yerinden ses geliyor. Baksanız çok basit bir cıvatayı sıkacaksınız. Örneğin tekerinizdeki bir cıvatayı sıkacaksınız. Hı-hı. Ve yola salim bir şekilde devam edeceksiniz. Siz diyorsunuz ki ben bu sesi duymayayım. Teybinizin sesini sona kadar açıyorsunuz. Evet. Bazı sufiler kendilerine gelen insanlara derlermiş ki sen nereden geldin, ne yaptın? Hiç günah işledin mi? Hiç aşık oldun mu? Git yap da gel. Hı-hı. Yani kirlen de gel. Hı-hı. Çünkü temizlemek için burası hani batman lazım senin falan hı-hı. şekilde. Aslında o günah duygusunu yaşamış neyse artık hı-hı. ve arınma duygusunu hisseden pişmanlık değil. Kendisini hı-hı. felç edecek pişmanlık değil de arınma ihtiyacı hisseden insanla ilgilenmek çok da. O farkında olmak diyoruz ya biz eğitimci onu diyoruz yani ihtiyaç hissetmek çok güzel önemli. Bir örnek vereceğim hocam hı-hı. aslında sizi de ilgilendiriyor. Luther'in yaşamış olduğu bir deneyim vardır. Evet. Luther sürekli kiliseye gider. Mesela önemli bir obsesyondur bu. Hep dua edersiniz. Suç işlediniz, günah işlediğinizin farkındasınız. Dua edersiniz. Ama duanızın kabul olduğu ile ilgili şu aranızda bir şey yanmaz. Luther de bunu yaşar, bu süreci yaşar. Gider gider. İşaret sonra için. Deneyimli bir papaz der ki git adam gibi bir günah işle ki. Şimdi bir dakika. Evet, devam et. Evet, adam gibi bir şey, affedilecek bir şey işte de ondan sonra gel. Aslında var ama. Bu beni niye doğrudan ilgilendiriyor? Sosyoloji olduğu için yani. Hocam. Almanya'da kaldığım için, Almanya'da kaldığım sosyoloji. Günah işlemediğim için, onun için. Evet, yani hakikaten bazıları böyle. O küçük aslında herkesin var. Zaten eyvallah. Kaygı, endişe dediğimiz evet. basit şeyler, bizi iyiye yöneltecek olanlar onlar. Ama bazen hani onu deneyimleyebilmek için, o affedilmiş hissini, affedilmişliği deneyimleyebilmek için de ciddi bir günah hani işlemiş olmak gerekiyor mu diye de bir soru soruyorum ben.